Balıkesir'e götüreceğim ben sizi. Balıkesir'de meclis toplantısı. Meclis toplantısına bir belediye başkanı başkanlık ediyor. Ve başkanlık ederken Cumhuriyet konuşmaları yapılıyor Cumhuriyet haftasında. Ve Ramazan Bahçıvan isimdeki adam bir cümle kuruyor. Ve o cümlenin sonrasında zaten ağzınızdan şu çıkacak. Bir adam, Allah seni bildiği gibi yapsın. Eğitim ve fen alanlarında Cumhuriyet'in etkisi azaltılmaya çalışılmaktadır. Her dört çocuktan... CHP'li meclis üyesinin konuşmasını yarıda kesti. Atatürk ilkelerini hedef alarak harf devrimine tepki gösterdi. Sen bir gecede alfabeyi değiştirirsen %99'u cahil olacak tabii. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında CHP meclis üyesi Adil Levent Coşkun konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Cumhuriyet'in 100. yılını özel hazırladığı metni okudu. Aslında Cumhuriyet bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa karşı da verilen bir savaştır aynı zamanda. Bu günümüzde de hala aynı şekilde devam etmektedir. Coşkun konuşma yaptığı sırada AKP'li oturum başkanı Ramazan Bahçıvan araya girdi. Konuşmacının mikrofonunun kapatılmasını istedi. Müsaade edin, ben Cumhuriyet konuşması yapıyorum. Cumhuriyeti kesemezsiniz. Eğitim ve fen alanlarında Cumhuriyet'in etkisi azaltılmaya çalışılmaktadır. Her dört çocuktan... Mikrofon kapandı ama CHP'li meclis üyesi konuşmasına devam etti. O esnada AKP'li üye Murat Tuna salonu terk etti. Gerginliğin fitilini ateşleyen meclis başkanı Ramazan Bahçıvan tarafları sakinleştirmek yerine Atatürk devrimlerine hedef aldı. Bu milletin %95'i cahilmiş geçmiş dönemde. Ne demek ya? Ne cahili? Sen bir gecede alfabeyi değiştirirsen %99'u cahil olacak tabii. İşte yani ne diyorsanız bu adama. Ben Allah yani seni bildiği gibi yapsın dedim be arkadaş. Yani bir önce bir minnet borcunu ona bir öde. Bir ruhlarını şad et de. Ondan sonra dedi işte bir 24 saatte onu değiştirdiler, bunu değiştirdiler. Ya Osmanlıcayı kim anlıyordu Allah aşkına? Sokaktaki insanla saraydaki insan arasında kopukluk vardı. Sarayın konuştuğu dili sokaktaki insan anlamıyordu ya. Bunun bile farkında değilsiniz. Oturduğunuz yer, sizin oturduğunuz o koltuk, geldiğiniz mevki, benim geldiğim mevki bu insanların sayesinde. Sevmeyebilirsin. Ama saygı göstermek zorundasın. Mevcudiyetinin, varlığımızın, varlığının sebebi bu insanlar. Başta Mustafa Kemal Atatürk. Önce bir ruhlarına şad oku, ardından bir dua et. Ondan sonra da söyleyeceğini söyle. Yazıklar olsun ya senin gibi insana. Senin gibi zihniyete yazıklar olsun. Diyecek hiçbir sözüm yok.